beynin açma kapama düğmesi, klastrum. İnsan beyni asırlardır sırları tam anlamıyla çözümlemeyen ve birçok bilginin anı, yaşam süremizce kaydedilen korku ve heyecanlarımızın saklandığı yerdir. Beyin ile alakalı olarak bilim adamları çok fazla çalışma yapmaktalar. Bilinen en etkili çalışma ise konumuzda yer alan açma kapama düğmesidir. İlk defa bilim insanları bir fare beyninin tüm çevresine sarılmış dev bir nöron buldu. Bu nöron beynin iki bölgesine de o kadar sıkı ve yoğun bir şekilde bağlı ki bilim insanları bunun bilincin kökenine bir açıklama getirebileceğini düşünüyor. Ekip yeni bir görüntüleme tekniği kullanarak beynin en iyi bağlantı bölgelerinden birinden tüm beyine yayılan dev bir nöron tespit etti ve bunun bilinçli düşünce yaratmak için beynin farklı alanlarından gelen sinyalleri kontrol edebili edebiliyor olabileceğini söylediler. Keşfedilen bu nöron bir memelinin beyninde ilk kez tespit edilen en büyük 3 nörondan biri ve yeni görüntüleme tekniği kullanılarak Bizim beynimizde yüzyıllardır saptanamamış olan benzer yapılar görüntülenebilir. Korteksin çoğu kısmı ile iletişim kurduğu bilinen klasterumun dil, duyu girdileri, işleme ve uzun vadeli planlama yapma gibi işlevler içerdiği düşünülmektedir. 2005 yılında Francis Crick ile birlikte yazdıkları bir makalede Koç, klasterum Potansiyel bir bilinç iletkeni olarak adlandırmıştır. Yeni fark edilip tanımlanan bu klastrum nöronları, bu mekanizmanın bir parçası olabilir. Koç'un önderliğinde yapılan bu yeni araştırmada, klastrumları belirli bir ilaca tepki vererek aktivite olan genetiği değiştirilmiş fareler kullanılmıştır. Yani fareler ilaç verildiğinde klastrum bölgesindeki beyin hücrelerinde belirli günlerin etkinleş etkinleşeceği şekilde tasarlanmıştır. Bu ilaç farelere verildiğinde genler yeşil bir floresan proteini Amerikalı biyokimyacı Roger Tissian tarafından geliştirilen üretir. Ekip fare 10 10.000 adet kesitsel görüntüyü bir araya getirip bir bilgisayar uygulaması kullanarak bu parıldayan üç nöronun üç boyutlu şekilde yeniden inşasını oluşturmayı başardılar. Ekim'i 2016'da açıkladıkları bu çalışma, Allen Enstitüsü üç boyutlu modelleme yaptığı ilk deneyim değil, daha önce farenin korteksinin tümünü gerçek 3 boyuta haritalandırmışlardır. O tarihte Allen Enstitüsü, Lydia Ng şunları söylemiştir. Korteksi üç boyutta göstermek ve açıklamak o kadar kolay ve küçük bir iş değildi. Bu de de datayı elde etmek için, pek çok saat hem teknoloji hem de anatomi uzmanları ile birlikte istişare ederek çalışmamız gerekti. Christoph Koch, 2014'te Scientific American'a şöyle anlatmıştı, Klostrum, doğru giden ak madde liflerine bakan ileri beyin görüntüleme teknikleri bunun bir sinirsel merkezi istasyon olduğunu ortaya koymaktadır. Korteksin hemen hemen her bölgesine klostruma doğru lif gönderir. DNA'nın ikili sarmalı konusuyla ün salan Francis Crick, 2005'te bir gazetede Koç ile yazdığı yazıda bilinç iletkeni adını verdiği klostrum beyindeki birçok önemli bölgeye yoğun bir şekilde bağlı. Yazıda ve harici, daili algılamaların hepsinin tek bir birleştirici ile birleştiğini öne sürdüler. Orkestrayı senkronize eden bir şef gibi. Geçtiğimiz yıllarda birkaç garip tıbbi görüş bu fikri güçlendirdi. 2014 yılında 54 yaşında bir kadın Washington'daki George Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinde epilepsi tedavisine başvurmuştu. Tedavi, epilepsi nöbetlerinin potansiyel kaynağı olan bölgeyi daraltmak için beynin çeşitli bölgelerinin elektrotlarla nazikçe uyarılmasını içeriyordu. Ancak ekip kadının klostrum bölgesini uyarmaya başladığında birincini etkin bir şekilde kapatabileceklerini fark etmişlerdi. Hipokrat'ın olduğu dönemlerde düşünülen aşağıdaki sözler bilinci çok güzel anlatıyor. İnsan bilmeli ki hazlarımız, neşemiz, kahkahamız, jestlerimiz, üzüntümüz, acımız ve gözyaşlarımız beyinden ve yalnız beyinden kaynaklanır. Beynimiz de düşünür, görür, duyar, çirkini güzelden, kötüyü iyiden, hoş olanı nahoştan ayırırız. Hipo Hipokrat, M.Ö. 400'lerde beyin hasarı görmüş kişileri izleyerek bu sonuçlara varmıştı. Bugün hala bizi biz yapan bilinci yaradan me mekanizmaları tam olarak çözmüş değiliz. Bu süreçte önemli bir buluş geçenlerde Maryland'de yapılan bir konferansta duyuruldu. Alan, Sinir Bilimi Enstitüsü'nde Christoph Koch ve ekibi, bilinçle ilişki, ilişkili olduğu dönüş, düşünülen klastrum bölgesinden çıkıp beynin hem sağ hem sol lobuna ulaşan 3 adet nöron bulunduğunu duyurdu. Bu nöronların bir tanesi beynin tamamını çevreliyor. DNA'yı keşfedenlerden biri olarak bilinen ve hayatına nörobilimci olarak devam etmiş olan Francis Crick yıllar önce bilinci yöneten orkestra şefi gibi bir oluşum olması gerektiğini öne sürmüştü. Krik bu orkestra şefinin beyindeki farklı bölgelerden farklı zamanlarda gelen bilgiyi birleştirmesi gerektiğini düşünüyordu. Öyle ki mesela bir gülün kokusunu, rengi, ismi ve gülle ilişkili bir hatıra özel bir günde sevgiliye verilen bir gül gibi bilinçli bir deneyime bağlanıyordu. Krik ve çalışma arkadaşları Christopher Koch, claustrum diye adlandırılan beynin derinlerinde saklı, Minik ince bir tabakanın orkestra şefi işine en iyi aday olduğu görüşündeydi. Bu yöntemle klastrumdan yola çıkan 3 adet nöronun beynin neredeyse tamamını çevrelediğini gördüler. Nöronların biri, koçun de deyimiyle dikenli bir taç gibi beynin tüm çevresinde dolanıyor. Bu şekilde klastrumun bir orkestra şefi gibi. Beynin her bölgesinden gelen ve her bölgesine giden sinyalleri koordine ederek bilinci yarattığı düşünülüyor.